Sevgili arkadaşlar, bu videoda size siz dünyaya geldikten itibaren sizin beyninize, kafanıza şırınga yolu ile sıkılan çaresizliklerden bahsetmek istiyorum. İnsan dünyaya geldiğinde 18 yaşına kadar 144 bin ile 455 bin çaresizlik kelimeleri ile yetiştiriliyor. Yani düşünün, o küçük bebeğin beynine şırınga yolu ile çaresizlikler sıkılıyor. Bunun içerisinde 455 bin adet çaresizlik, yani öğrenmiş çaresizliklerle dolu bir işin nasıl yapılamayacağını, nasıl başarısız olunacağını o bebeğin beynine sıkıyorlar. Size yabancı gelmiyor sevgili arkadaşlar. Etrafınıza bir bakın. Ana akım medyayı açın. Sosyal medyaya bakın. Hala devam ediyor değil mi? Size bir işin nasıl yapılamayacağını, nasıl başaramayacağınızı genelleyerek anlatıyorlar. Yani o insanlara da anlatmışlar. Onlar da inanmış, ikna olmuş. Sizleri de ikna etmeye çalışıyorlar. Şu dünyada 8 milyar insan var. Bir insan bir konuda başaramadıysa onu cımbızla çıkarıp onun başarısızlıklarını, onun nasıl yapamadığını, nasıl başaramadığını genelleyerek 8 milyara anlatıyorlar. Ve bu insanlar, bunu dinleyen insanlar da bir işin nasıl yapılamayacağını, nasıl tehlikeli bir durum olacağını, nasıl başaramayacağını, yapamayacağını sürekli içinden tekrarlıyor. Yani beynine sıkılan olumsuzluklar, çaresizlikler. İnsan nasıl başarısız olur? Bunları insanın beynine sıkıyorlar. Bu videoyu izlerken sizin de aklınıza gelecek. Evet hocam, bu bana yabancı gelmiyor. Bana da hep söylediler. Yapamazsın, başaramazsın, olmaz, senden adam olmaz cümleleri her zaman beynine sıktılar. Senin kafana da sıktılar. Herkesin beynine sıktılar bunu. Bunu peki neden yaptılar? Öyle öğrendikleri için. Buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor sevgili arkadaşlar. Öyle öğrendiler ve öğretmeye de nesiller boyunca devam ediyorlar. Peki hocam, neden biz olumsuzluklara daha hızlı bakıyoruz? Neden hep olumsuzluklara odaklanıyoruz diye soru sorduğunuzda şunu söyleyebilirim. İnsan sürekli tehlikeli olan yere bakar. Nerede tehlike var? Dikkati ilk önce oraya gider. Eğer ana akım medya sürekli olumsuzluklar anlatıyorsa, insanların dikkati oraya gittiği için, yani oraya odaklandığından dolayı, daha çok sattığından dolayı, daha çok talep gördüğünden dolayı ana akım medyada bu şekilde pazarlıyor. Örneğin size bir video yaptım. Düşüp bacağımı kırdım diye bir başlık atsaydım daha çok izleyen olurdu. Veya şirketimi batırdım deseydim daha çok dikkat çekiyor insanlar. Daha fazla merak ediyor ve talep görüyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla insanlar başarısızlıklara daha çok odaklanıyor. Olumsuzluklara daha çok odaklanıyor. Bu böyle olduğu için, insan psikolojisi böyle olduğu için dünyaya geldikten itibaren bize de beynimize olumsuzlukları şırınga yoluyla sanki beynimize sıkıyorlar. Ve insanoğlu ne öğreniyor? Nasıl başarısız olacağını öğreniyor. Nasıl çaresiz kalınacağını öğreniyor. Küçük emrah moduna girip mağdur zihniyeti beyninde oluşuyor. Nasıl kurban rolüne girilebileceğini öğreniyor. Ve o beyninde sürekli döndüğünden dolayı öyle ikna olduğu için o da aynı şekilde kısır döngüde devam ederken nesilden nesile aktarıyor bu olumsuzlukları. Yani senin eğer çocuğun var ise çocuğuna öğretiyorsun. Ne diyorsun ona? Cız diyorsun. Yapamazsın, başaramazsın, elleme, dokunma, koşma, yaramazlık yapma, sürekli ağzından bunlar çıkıyor. Nesilden nesile devam ediyor. Yani sana yapıldıysa bu olumsuzluklar, senin beynine sıkıldıysa çaresizlikler, sen de aynısını devam ettiriyorsun. Senin evladın da, eğer sen şu anda bu videonun arkasından kısır döngüden çıkmazsan, yani bu farkındalık sende oluşmazsa, sen de aynısını çocuğuna yapacaksın. O da senin torununa yapacak. Böyle torundan toruna aktarılacak. O yüzden şu cümleyi tekrarlıyorum. Biz atalarımızın aynasıyız. Bununla beraber bir söz daha var. Dedenin yediği ekşilik torunun ağzını ekşitir. Seni doğrudan etkiliyor. Şimdi sen bu videonun içerisinde şunu sorabilirsin.
Hocam benim oğlum var 30 yaşında. Hala bir baltaya sap olamadı. İş beğendiremiyoruz. Veya hala aynı yerinde sayıklıyor diye aklına gelebilir. Acaba benim mi suçum bu? Benim yüzümden mi oldu? Evet, biz atalarımızın aynası olduğumuz için seninle alakalı. Sen sana yüklenen olumsuzlukları, çaresizlikleri yani beynine daha önceden sıkılan çaresizlikleri aktardın. Kime aktardın? Oğluna aktardın. Sen de aynısını ona söyledin. Hatta devamlı gururla anlatılan bir hikayemiz var. Nedir o? Bir baba oğluna küçükken ne demiş? Senden adam olmaz demiş. Ve sürekli ona telkin vermiş. Senden adam olmaz, senden adam olmaz, senden adam olmaz diye telkin vermiş. Gerçekten yıllar geçtikten sonra o çocuk vali olmuş. Vali olduktan sonra babasını ayağına getirmiş ve babasına bak baba ben vali oldum, adam oldum deyince oğlum ben vali olamazsın demedim, sen adam olamazsın dedim gibi hikayeler var. Yani bu gururla anlatılan hikayelerle büyüdük değil mi? Aslında burada suçlu o vali değil. Yani o adamın oğlu değil. Kim? Kimin hatası? Babanın hatası. Babası beynine sıkmış devamlı olumsuzlukları, çaresizlikleri. Senden adam olmaz diye telkin vermiş, hipnoz etmiş. Yani manipüle etmiş oğlunu. O da o şekilde programlandığı için adam olamamış. Belki de vali olmuş. Veya o yoruma açık artık. Burada anlatmak istediğim, senin eğer çocuğunda bir sıkıntı varsa çocuğunda suç aramana gerek yok. Onunla beraber uzmanların arkasında koşmana gerek yok. Sen bir kendine bak. Kendine bak. Acaba ben ne yaptım? Ben bana yüklenen olumsuzlukları, çaresizlikleri hala çocuğuma aktarıyor muyum? Yani onlara olumsuzlukları, çaresizlikleri öğretiyor muyum? Senin öğrendiğin çaresizlikleri çocuğuna öğretiyor musun? Bu soruyu sor kendine. Öğrenilmiş çaresizlikler hayatın her sahnesine karşına çıkıyor. Sen tam adım atıyorsun, önüne bir fırsat geliyor. Şöyle düşün, bak önüne bir altın geliyor. Tam elini uzatırken içindeki o ses sana elleme diyor. Dokunma diyor. Sen yapamazsın zaten diyor. Zenginlik seni bozar diyor. Para seni bozar, altın seni bozar diyor. Veya sen tam kendi işini kurmak üzeresin. Tam adım atıyorsun. Senin etrafındaki hani en yakın dostların zaten sen yapamazsın diyor. Onlar demese bile sen daha önceden öğrenilmiş çaresizlik yani öğrendiğin için çaresizlikleri senin içindeki o ses söylüyor zaten. Yapamazsın sen diyor. İşini batırırsın, dokunma diyor. Sen git bir yerde memur ol diyor. Veya bir yerde işçi ol diyor. Kafan rahat olsun diyor. Azıcık aşım, ağrısız başım diyor. Yani seni engelliyor bu çaresizlikler. Yani şunu belki sorabilirsin hocam, bak ben yıllardan beri hedefimin arkasında koşuyorum ama bir türlü ulaşamıyorum. Tam yakalamak üzereyim hedefimi ama bir engel çıkıyor. Görünmeyen bir duvar çıkıyor karşıma, yani cam gibi bir duvar çıkıyor. O cama çarpıyorum devamlı. Hocam bu neden oluyor? Onu anlatıyorum aslında. Engel olan şey o görünmeyen duvar, senin kafandaki öğrenilmiş çaresizlikler. Sen çareyi öğrenmeye başlarsan, yöntem, taktik, teknik öğrenirsen, nasıl problemi çözeceğini öğrenirsen, o zaman öğrenilmiş çaresizlikler beyninden silinip gidiyor. Yani kafandaki kilitler açılmaya başlıyor. İşte o zaman hedefine ulaşabiliyorsun. Aradaki o görünmeyen cam, o duvar, görünmeyen o duvar kalkıyor ve sen hedefine ulaşıyorsun. Şimdi şu soruyu da sorabilirsin. Ya hocam öğrenilmiş çaresizlik sadece bir işin nasıl yapılamayacağını mı? Hayır, sadece o değil. Korku örneğin öğrenilmiş bir çaresizliktir. Yani senin annen köpekten korkuyorsa köpek korkusunu sana aktarıyor. Sen de köpekten korkuyorsun. Veya sen köpekten korkmuyorsun da kediden korkuyorsun. Yani bir şeyden korkuyorsun. Veya senin annenin özgüveni düşükse veya babanın özgüveni düşükse sana özgüven eksikliğini öğretiyor. Veya senin baban sana misafir geleceği zaman telefonda yok de diyor, yok de diyor, yalanı öğretiyor mesela. O da öğrenilmiş bir çaresizlik. Baban örneğin televizyon başında bir elinde kola, bir elinde şips dizi izliyorsa, tembellik yapıyorsa, ilerlemiyorsa hayatında, devamlı başkalarını suçluyorsa bunu da sana öğretiyor. Sen de aynısını yapıyorsun. Sen de başkalarını suçluyorsun devamlı. Sen de hep aynı yerde sayıklıyorsun.
İlerleyemiyorsun. Patinaj çekiyorsun. Bununla beraber senin ataların, yani annen baban sorumluluk almıyorsa, devamlı böyle kaçamak yollar buluyorsa, bahaneler, mazeretler buluyorsa, sen de aynısını öğreniyorsun, sen de aynısını devam ettiriyorsun. Hatta seni ikna ediyorlar, sen de başkalarını ikna etmeye çalışıyorsun. Çok basit. YouTube videolarının altındaki yorumlara bak. Bazı yorumlar öğrenilmiş çaresizlikle alakalı. Yani beni ikna etmeye çalışıyorlar kişiler. Hocam o dediğin gibi olmuyor. Ben yıllardan beri uğraşıyorum, hedefime ulaşamadım. O kadar basit değil diye beni ikna etmeye çalışıyorlar. Bu yüzden insan öyle öğreniyor, çaresizliği öğreniyor ve bu çaresizliği etrafına yaymaya çalışıyor ve ikna etmeye çalışıyor. Hatta haddini aşarak başkalarına öğretmeye çalışıyorlar, ikna etmeye çalışıyorlar. Benim gibi uzmanları ikna etmeye çalışıyorlar sevgili arkadaşlar. Peki ben kendimi nasıl koruyorum öğrenilmiş çaresizliklerden? Yani sen bu öğrenilmiş çaresizlikleri beyninden nasıl çıkarırsın veya etrafında olumsuz insanların anlattığı cümlelerden nasıl kendini korursun? Ben nasıl yapıyorum? Çözüm nedir? İş işten geçti mi? Yani çözebilir miyim hoca? Çözebilirsin. Ne yapacaksın? Çok basit anlatayım sana. Şimdi bu ucu sivri şırınga var değil mi? Bu şırınga kafana yaklaştığı zaman beynine girebilir değil mi? Beynine girebilir. Bu şekilde çivi gibi girebilir. Sen eğer kafana bir zırh takarsan, koruma kalkanı yaparsan, o zaman bunun hiçbir etkisi olmuyor. Yani çaresizlik dolu şırınga senin beynine saplanmıyor. Etki yapmıyor. Niye? Çünkü bir zırh var. Peki hocam, o anlattığın zırhı kafama nasıl takacağım? Bunun tek yolu var sevgili arkadaşlar. Başka bir yolu yok. Ben bilmiyorum. Bu kadar tecrübe ettim. Başka bir yolu yok. Birincisi, kendini bileceksin. Kabiliyetlerini öğreneceksin. Hangi kabiliyetler var bende? Ve hangi kabiliyetlerimi güçlendirmem lazım? Hangi özelliklerimi, yeteneklerimi güçlendirmem lazım? Yani bir kabiliyetim var şu derecede, öbürü şu derecede. Bunu nasıl güçlendirebilirim? Bunu öğrenmen lazım. Balans olması lazım. Yani denge oluşması lazım. Kafandaki zırhı oluşturmak için birinci adım bu. İkincisi, güçlenmesi gereken kabiliyeti güçlendirerek, yani kişisel, bak tekrar söylüyorum, sana özel, kişisel, genel değil, genel gelişimden bahsetmiyorum. Kişisel gelişim yapman lazım. Sadece sana uygun olan kişisel gelişim yapman lazım. Senin şahsına ait, senin verilerine, senin analizlerine, senin değerlerine ait şahsiyet gelişimi yapman gerekiyor. Şu güçlenmesi gereken kabiliyeti, yeteneği güçlendirmen gerekiyor. Bir denge oluşturman gerekiyor. Kendini geliştirmen gerekiyor anlayacağın. Bunu yapmaya başladığında zaten kendiliğinden bir zırh oluşuyor beyninde. Kimseyi kırmadan, çevreni değiştirmeden, yanındaki dostlarını uzaklaştırmadan, sevdiklerini kaybetmeden o zırhı taktığında onların senin kafana sokmaya çalıştığı çaresizliklerden kurtulabilirsin. Kimseyi kırmadan. Yolu bu arkadaşlar. O insanların cümleleri seni etkilemez. Tınlamaz. Kafan rahat olur. Önüne bakarsın, hedefine doğru ilerlersin ve hayatını kolaylaştırırsın. Bu videoyu izlerken akla şu soru gelebilir. Hocam benim yaşım 47 veya 50, 51 yaşındayım. İş işten geçti mi? Çünkü 51 yaşına kadar kafamı olumsuzluklarla doldurdular. Zorla yaptılar. Bunlardan kurtulabilirim. Sevgili arkadaşlar, nefes alabiliyorsan yapabilirsin. Elini kalbine götürdüğünde, kalbin atıyorsa, yaşadığını hissediyorsan, nabzın varsa yapabilirsin. Çünkü ilim 7'den 77'ye. Kıyamet koparken elinde bir fidan var. Kıyametin koptuğunu görüyorsun. O elindeki fidanı yine sen toprağa ek buyuruyor Peygamberimiz. Dolayısıyla sen değiştirebilirsin. Yeter ki kendine inan. Bu adımları atmak için en önemli kriter nedir? Birincisi sorumluluk almak. Birilerini suçlamayacaksın artık. Sorumluluk aldıktan sonra karar vermek. Tam niyet etmek. Kafana koyacaksın artık.
karardan sonra doğru yöntem ve taktikleri öğrenerek öğrendiğin taktikleri hayatına yansıtmak. Yani harekete geçmek. Şöyle düşün, bisiklete bindin, pedallerini çevireceksin bisikletin gitmesi için. Hem öğreneceksin yöntemleri hem de uygulayacaksın. Bu yöntem ve taktikleri tam öğrenebilmen için, yani sana uyması için de en önemli kriter nedir biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Senin değerlerine uyması gerekiyor. Senin kültürüne, değerlerine, inançlarına uyması gerekiyor. Senin özelliklerine uyması gerekiyor. Sen eğer Avrupa'da yaşıyorsan o zaman burada aynı basamakları kullanan, aynı yolu kullanan, aynı sıkıntıları daha önce de yaşamış uzmanlardan destek alman gerekiyor. Şöyle düşün, sen Avrupa'da yaşıyorsun. Burada en önemli problem nedir? Irkçılık. Sen ırkçılık mağdurusun. Irkçılık var senin etrafında ve sen sıkıntılar yaşıyorsun. O zaman seni anlayacak bir uzman, daha önceden o da bu sıkıntıları yaşamış bilen birisi gerek. Yani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Merkepten düştükten sonra herkes yaklaşıyor yanına. Diyor ki beni sadece merkepten düşen anlar. Dolayısıyla sen buradaysan eğer, Avrupa'da yaşıyorsan o zaman Avrupa'nın dışında bir uzman sana yardımcı olamaz. Çünkü o duyguları yaşamamış, öyle bir sıkıntı yaşamamış, öyle bir şey duymuş ama yaşamamış. Bilmiyor, öyle hisleri yok. Veya Almanya'da senin kültürüne uymayan, senin değerlerini bilmeyen, aynı dili kullanmayan insanlar da sana yardımcı olamaz. Niye? Çünkü merdivende aynı adımları atmıyorsun. O karşıdaki merdivende ilerliyor. O kişiden nasıl destek alabilirsin? Uzun lafın kısası, eğer hayatındaki başarıyı, huzuru, mutluluğu, bereketi arttırmak istiyorsan o zaman kafandaki çaresizliklerden kurtulup çareyi öğrenmen gerekiyor. Öğrenilmiş çaresizliklerin yerine çareyi öğrenmen gerekiyor. Çareyi bilirsen eğer o zaman önüne bir problem çıktığında nasıl çözeceğini de bilirsin. Çözdüğün zaman sürekli önündeki problemleri başarıya, huzura, mutluluğa ve berekete ulaşabilirsin. Öğrenilmiş çaresizliklerden kurtulmak için hemen şimdi bu videoda öğrendiğin bilgileri kalbine, gönlüne koyarak hayatına yansıt. Eğer bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Onların öğrenilmiş çaresizlikleri beyninden çıkararak onlara çareleri öğretiyoruz, yöntem ve taktikleri öğretiyoruz. Onlar da huzura, mutluluğa, başarıya ve berekete ulaştılar. Sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman şimdi bizimle iletişime geçebilirsin. Hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Başvurunuz değerlendirildikten sonra size geri dönüş sağlanıyor sevgili arkadaşlar. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.